Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular: "Kuvvetli mümin Allah katında zayıf müminden daha hayırlı ve daha sevimlidir. Bununla beraber her ikisinde de hayır vardır. Sen sana yararlı olan şeyi elde etmeye çalış. Allah'tan yardım dile ve asla acziyet gösterme. Başına bir şey gelirse şöyle yapsaydım böyle olurdu diye hayıflanıp durma. Allah'ın takdiri bu. O ne dilerse yapar de. Zira eğer şöyle yapsaydım sözü şeytanı memnun edecek işlerin kapısını açar." Bu konudaki diğer bir rivayet de yine Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular: "Cehennem nefse hoş gelen şeylerle kuşatılmış, cennet ise nefsin istemediği şeylerle çepeçevre sarılmıştır." Kıymetli dinleyicilerimiz, bu hadis-i şeriflerden öğrendiklerimiz madde madde şunlardır. 1. Gerçek kuvvet ve zaaf nefisle mücahede noktasında kendisini gösterir. 2. Kadere rıza ve teslimiyet olaylar karşısında en büyük güç kaynağıdır. 3. Geçmişe hayıflanarak geleceği gerektiği gibi değerlendirememek zayıf insanların işidir. 4. Din ve dünyaya faydası bulunan işleri başarmak için gayret göstermek gerekmektedir. 5. Cennete bazı güçlüklere sabrederek ulaşılır. Nefsin hoşlanmadığı şeyleri yapmak sonuçta sevinmek demektir. 6. Nefsin isteklerine karşı çıkmak sonuçta azaptan kurtulmaktır. 7. Mücahede nefsin haklarına değil hazlarına set çekmektir. Bunun da sonu nefsin cennette her istediğine kavuşması demektir. Kıymetli dinleyicilerimiz, Cenab-ı Hak cümlemize mücahede noktasında gayret göstermeyi nasip eylesin. Amin.